Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün belli bir konu üzerine değil, sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim bir soru cevap videosu ile sizlerle birlikte olmak istedim. Instagram hikayemden sorduğum üzere herkese hitap eden takviyelerle ilgili sorular göndermenizi rica etmiştim. Bugün bu videoda da herkesi ilgilendiren takviyelerle ilgili 4-5 tane soruya elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Gelin neler gelmiş hep birlikte bakalım. Evet ilk gelen sorumuz Takviyelerin içindeki kimyasal maddeler vücudumuza zarar verir mi? Aslında çok önemli bir noktayı anlatan bir soru. Çünkü sağlık için kullandığımız ve çoğu zaman ciddi meblalar ödeyerek satın aldığımız bu takviyeler aynı zamanda yardımcı bileşenler içerebiliyor. Burada etiket okuma alışkanlığı ve bazı konularda farkındalık kazanmak çok önemli. Tabii ki de içerisindeki birçok yardımcı bileşen böyle Günler içerisinde veya haftalar içerisinde sizin vücudunuza akut yani ani gelişen bir toksite yani ani gelişen bir zarar veren bileşenler değil. Ama burada çok az miktarda da olsa belki de çoğu zaman hiçbir şey yapmayacak bile olsa mümkün olduğunca temiz etikete sahip takviyeleri araştırmak içerisindeki yardımcı bileşenler hakkında farkındalık sahibi olmak çok önemli. Bu yardımcı bileşenler kimi zaman aroma vericiler, tatlandırıcılar olabiliyor. Tablet formundaki takviyelerde emulgatörler, topaklanmayı önleyiciler, sertleştiriciler olabiliyor veya raf ömrünü uzatmaya yönelik bazı yardımcı bileşenler olabiliyor. Bunlar arasında doğal olan alternatifler de mevcut. Örneğin stevia dediğimiz doğal bir tatlandırıcı diğer tatlandırıcılara göre daha doğal bir alternatif. Ancak burada örneğin bana da Instagram'dan DM üzerinden birçok vatandaş ya hocam şu takviye çok tatsız işte içerken çok zorlanıyorum gibi bazı yakınmalar da bazen işitebiliyoruz. Şimdi zaten sağlık için kullandığın bir şeyde tat arıyor olmak, işte limon aroması, portakal aroması veya diğer tatlandırıcılar arıyor olmak çok mantıklı değil. Örneğin saşe bir magnezyum kullanıyorsan bu ya yani o bardağı iç, içene kadar aslında onun nispeten tırnak içinde söylüyorum tatsızlığına, sana göre tatsızlığına veya doğal tadına tolere edebiliyor olmak lazım. Burada dikkat edilecek hususlardan bir tanesi dediğim gibi temiz etikete sahip takviyeleri aramak. Bir diğer dikkat edilecek husus ise takviyelerin bazı farmasötik formları var bildiğiniz gibi. Yani bir takviye ne olabilir? Ya şuruptur ya efervesan tablettir, işte ya kapsüldür, ya yutulan tablettir, ya suda eriyen saşe formda, toz formda takviyelerdir. Bunun gibi bazı farmasötik formları var. Örneğin efervesan haline getirmek için bir maddeyi e onun suda çözünebilir hale getirmek için bazı yardımcı bileşenler kullanmak kaçınılmaz olabiliyor. Veya tablet haline getirebilmek için onu mecburen sertleştirici bazı yardımcı bileşenler koymak elzem hale gelebiliyor. Ancak burada kapsül formdaki takviyeler bu anlamda bize daha güvenli alanda kalmamızı sağlıyor. Çünkü çoğu kapsül formdaki takviyelerde özellikle bitkisel kapsül yapısındaysa sadece dışında bitkisel kapsül ve içerisinde etken maddeyle daha temiz etikete sahip takviyeler planlanabiliyor. Sonuç olarak şunu diyebilirim. Bazı küçük triklere dikkat edildiği takdirde ve etiket okuma alışkanlığı kazanıldığı takdirde bu anlamda bir farkındalık zaten oluşacaktır. Takviye kullanırken yanında aldığımız kimyasal bileşenler, yardımcı maddelere de dikkat etmekte fayda var. İkinci sorumuz magnezyum kullanımı ile ilgili. Magnezyum kullanımı sonrası bulantı olur mu diye bir soru gelmiş. Aslında şöyle biz bütün mineralleri aslında besinlerle emilimi etkilenmesin diye yemekten 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanımını önermekteyiz. Magnezyum da aynı şekilde. Magnezyum yemekten 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılması gerekir. Magnezyum daha yeni yemek yenmiş, hınca hınç dolu bir mideye alındığı takdirde her yeri gevşettiği gibi magnezyum gevşeticidir. Nasıl ki kaslarımızı gevşetiyor, beynimizi etki ederek sinirlerimizi gevşetiyor. Aynı zamanda midemizi de tabii ki de gevşetici özelliği vardır. Dolayısıyla dolu, hınca hınç dolu, yeni yemek yenmiş bir mideye alındığı takdirde magnezyum mide bulantısı yaratabilir. Ancak yemekten 2 saat önce veya 2 saat sonra magnezyum takviyesi kullanıldığında çoğu zaman herhangi bir mide bulantısı şikayeti görmeyiz. Bu anlamda yemek arasına belli bir süre bırakmak hem emilimin etkilenmemesi için bize avantaj sağlar hem de mide bulantısından korunmak için bize ekstra avantaj sağlamış olur. Diğer bir gelen soru da fibromiyaj için hangi magnezyum kompleks kullanılmalı diye bir soru gelmiş. Şimdi fibromiyajı dediğimiz husus kadınları daha çok etkileyen bir sendrom aslında. Biz nelere sendrom deriz? Birden fazla bileşenli olan, birden fazla komponenti olan hastalıklara bir sendrom diyoruz. Yani fibromiyajı dediğimiz husus sadece bir kas ağrısı değil. Fibromiyajı olan bir insanda aynı zamanda uyku sorunu da olur. Aynı zamanda çoğu zaman depresif ruh hali, Anksiyete de olur. Ağrılarım ne zaman başlayacak? Bu ağrıların getirdiği yaşamı etkilemeye bağlı olarak çoğu zaman depresyon ve anksiyete de eşlik eder. Aslında fibromiyajı dediğimiz sendrom bir mitokondriyal disfonksiyondur. Yani kasların enerji yoksunluğu problemidir aynı zamanda. Çünkü bizim en çok enerji harcayan dokularımızın başında iskelet kaslarımız gelir. Dolayısıyla hücrelerin enerji üretim merkezi olan mitokondri dediğimiz organel eğer kendi yapı taşları olan nütriyentleri, kendi yapı taşı olan enerji üretimi için gerekli olan mikro besinlere sahip değilse insanda da bir ATP yoksunluğu, enerji yoksunluğu oluşacaktır. Burada en önemli magnezyum formu magnezyum malat formu. Magnezyumun malat formundaki malik asit vücudumuzda enerji üretim mekanizmalarına katılır ve aynı zamanda enerji üretimine katkıda bulunur. Bu nedenle magnezyum malat formunda bir bileşen içeren magnezyum preparatlarını biz gece değil gündüz kullanılmasını önermekteyiz. İşte magnezyum malat vücuda girdikten sonra magnezyum kısmıyla kaslar gevşer, rahatlar, ağrı duyusunda bize fayda sağlar. Malat kısmına gidip Enerji üretimine katıldığı için aynı zamanda fibromiyajide ekstra fayda sağlar. Diğer fibromiyajide en önemli magnezyum formlarından bir tanesi magnezyum sitrat formu. Sitrat da yine hem kaslara iyi oranda geçebilen bir magnezyum formu hem de yine sitrik asitte bu enerji üretim mekanizmalarına katılarak aynı zamanda enerji üretimini destekler. Diğer bir bileşen B6 vitamini B6 vitamini de yine enerji üretim yolaklarında görevli olduğu gibi aynı zamanda magnezyumun da vücutta emilimini artırır. Yine B6 vücutta serotonin gibi nörotransmitterlerin sentezinde de görev alır. Yani ne demiştik? Bu kişiler aynı zamanda çoğu zaman depresyonda, çoğu zaman anksiyete sahibi. Bu anlamda B6 vitaminin özellikle aktif formu olan piridoksal 5 fosfat formunu içeren bir kombinasyon kullanılması bize fibromiyajda ekstra fayda sağlar. Bir diğer çok önemli vitamin ise enerji üretiminde görevli olan vitamin ise B12 vitamini. Ama B12 vitamininin de formları var. Bu formlar arasında da enerji üretiminde esas görev alan B12 vitamini formu adenozil kobalamin formu. Adenozil kobalamin mitokondride enerji üretimine destek olan enerji üretiminde rol alan B12 vitamini formudur. Dolayısıyla fibromiyajiye yönelik kullandığınız bir magnezyum kombinasyonunda adenozil kobalamin formunda B12 vitamini de içeren bir kombinasyon kullandığınızda enerji üretimine ekstra katkı ve fayda sağlayacaktır. Fibromiyajide dikkat edilmesi gereken noktalar temel olarak bu şekilde. Tabi bunun yanında D vitaminine de özellikle fibromiyajide dikkat etmekte fayda var. D vitamin düzeyinin optimal değerler olan 50 ve üzerinde olması da bize fibromiyajide ekstra fayda sağlamakta. Hazır B12 vitaminlerine de bir önceki soruda değinmişken yine B12 vitaminleriyle ilgili gelen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Vücutta en fazla bulunan ve oksidatif stres için faydalı B12 türevi hangisidir diye bir soru gelmiş. Şimdi B12 vitamininin 4 tane türü var. Bir tanesi siyano kobalamin, diğeri metil kobalamin, diğeri adenozir kobalamin, diğeri de hidroksi kobalamin. Biz aslında şimdiye kadar çoğu zaman siyano kobalamin kullandık. Gerek ödenen grup ilaç formunda olan, ilaç kategorisinde olan B12 vitaminlerinde, gerek yine ilaç kategorisinde olan ve yuttuğumuz B12 vitaminlerinde e, genelde siyano kobalamin var. Siyano kobalamin... Sentetik formda bir B12 formu vücuda girdikten sonra siyanit dediğimiz bir artık madde vücuda bırakıyor. Aslında ilk sorumuzda neydi? Hani takviye kullanırken bu artık maddeler veya katkı maddelerine dikkat etmekti ilk sorumuzda. Burada belki bir katkı maddesi değil ama molekülün kendisinden kaynaklı olarak siyanit içeren bir B12 kullanmaktansa vücuttaki diğer bu 3 B12 formundan bir tanesini veya üçünü birden kullanmak, üçünü birden içeren bir kombine preparat kullanmak daha sağlıklı bir alternatif. Burada metil bir aslında önceki videolarımda da anlattığım o metilasyon döngüsünün yapısına katılan ve vücutta görev alan B12 formlarından bir tanesi. Önemli bir B12 formu. Bu da nispeten toplumda artık gayet iyi bilinir bir hale geldi. Ama iki önemli B12 formu daha var. Bir tanesi bir önceki soruda anlattığım gibi enerji üretiminde görev alan adenozil kobalamin formu. Özellikle fibromiyaji gibi durumlarda veya enerji ihtiyacımızın arttığı durumlarda bize çok ciddi anlamda fayda sağlayan bir B12 formu. Ama asıl sorumuzun da işaret ettiği B12 formu ise hidroksikobalamin formu. Hidroksikobalamin vücudumuzda en bol bulunan B12 vitamini formlarından bir tanesi ve oksidatif stres için vücudumuzda çok önemli görevleri olan oksidatif stres için mükemmel bir B12 formu. Ben kendi hayatımda da B12 eksikliği geliştiği durumlarda hem metil hem adenozil hem hidroksikobalamin içeren bir preparatla B12 seviyelerimi yükseltmeyi tercih ediyorum. Size de bu anlamda gerek üçünü birden içeren kombine takviyeleri veya amaca göre sadece hidroksikobalamin içeren bir preparat da işte biraz önce saydığım durumlarda yani oksidatif stres olan durumlarda o da tercih edilebilir. Bu üç güzel B12 formunda bu soru sayesinde değinmiş olduk şimdi bir diğer sorumuz da 40 yaş altına koenzim Q10 önerir misiniz? Enerji ve yaşlanma karşıtı olarak yaşım 32 diye bir soru gelmiş. Şimdi koenzim Q10 dediğimiz molekül normalde vücudumuzda enerji üretim yolaklarında yani yine mitokondride görev alan bir bileşen. 30 yaşından itibaren seviyesi fizyolojik olarak vücudumuzda azalmakta. Yani yaşlandıkça zaten kendiliğinden vücudumuzda seviyesi azalıyor. Bunun dışında bazı seviyesini hızlı azaltan durumlarda söz konusu. Bunların en başında bazı ilaçların kullanımı geliyor. Bu ilaçların en başında da statin grubu, halk arasında kolesterol ilacı olarak da bilinen statin grubu ilaçların kullanımı koenzim ki onu vücutta hızlı bir şekilde azaltıyor. Hatta bu ilaçların kronik kullanımda yani uzun süre kullanımda kalp kaslarında hasar yaratarak kalp yetmezliği veya iskelet kaslarında hasar yaratarak miyopati dediğimiz kas ağrıları meydana getirmesinin sebebi de uzun süre kullanıldığında koenzim kiyonu gün 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 vücutta azaltması ve en önemli enerji ihtiyacı olan dokular olan kalp kası gibi iskelet kası gibi dokular da enerji bulamadıkları için yani koenzim Q10 eksikliği geliştiği için hasara gidebiliyor. Dolayısıyla statin grubu bir ilaç kullanan kişiler kesinlikle koenzim Q10 ile birlikte bu ilacı desteklemesi gerekiyor. Bir diğer tüketen faktör de sigara ve diğer oksidatif stres faktörleri. Vücuttaki oksidatif stres yaratan diğer faktörler de vücutta koenzim Q10'u azaltıyor. Bu anlamda 30 yaşından sonra koenzim Q10 hayatın bir parçası haline getirilerek uzun süre kullanılabilir. Yani benim diğer videolarımda da Hatırlayacağınız üzere bazı her gün kullanılabilecek takviyeler listem vardı. Nedir onlar? Omega 3, D vitamini, K2 vitamini, magnezyum gibi koenzim q da bu anlamda güvenli olarak uzun süre yaşamın bir parçası haline getirilerek hem bu saydığım durumlar varsa veya zaten yaş 30'u geçtiyse hayata dahil edilip kullanılabilecek takviyelerden bir tanesi. Şimdi gelen bir diğer soru prebiyotik, probiyotik ve hatta postbiyotik takviye seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor diye bir soru gelmiş. Bu da yine çok kapsamlı aslında üzerine ayrı bir video çekebileceğimiz bir soru. Ancak kısaca şunu söyleyeyim. Prebiyotik dediğimiz kavram aslında bağırsağımızdaki bakterilerin kullandığı, besin olarak kullandığı ve o besinleri kullanarak bazı postbiyotik maddeler sentezlediği besinlere biz prebiyotik diyoruz. Prebiyotikler genelde liftir. Ama her lif prebiyotik değildir. Bakın bu cümle çok önemli. Prebiyotik seçimindeki en kritik cümle budur. Her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değildir. Bir lifin prebiyotik olabilmesi için biraz önce dediğim gibi gerek bakteriler tarafından kullanılabilmesi lazım. Bakteri de bunu kullandıktan sonra bazı vücuda sağlık faydası olan işte kısa zincirli yağ asitleri gibi postbiyotikleri sentezleyebiliyor olması lazım. Bu anlamda klinik çalışmaları olan, bağırsağın her tarafını kaplayan kalın bağırsak 3 kısımdan oluşan bir organımızdır. Çıkan kısım, transvers kısım ve distal kısım yani son kısım dediğimiz 3 kısımdan oluşan bir organımız. Dolayısıyla bu kalın bağırsağın her seviyesini kapsayabilmesi lazım. Bu da o lifin zincir uzunluğuyla ilgili bir durum. Örneğin inulin ve fructoligosakkarit aynı lifin zincir sayısının farklı versiyonlarıdır. Hindiba kökünden elde edilen bir liftir. Örneğin inulin ve fructoligosakkarit ileri işlemlere tabi tutulmasıyla zincir Sayısı farklılaşıyor. Ve dolayısıyla inulin bağırsağın bir kısmında fayda sağlarken fruktooligosakkarit diğer kısmında Fayda sağlayarak bütün bağırsağı kapsayabiliyor. Ancak Bütün bağırsağı kapsayamayan lifler de Bulunabiliyor. Prebiyotik o ismiyle prebiyotik olarak. Bu anlamda Bu gibi hususlara dikkat ederek prebiyotik kullanılması lazım. Probiyotik kullanımında da Özellikle hep söylediğim gibi Probiyotikte fayda suş koduna özgüdür. Yani suş kodu dediğimiz kavram bakterinin TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Yani birçok örneğin Lactobacillus rhamnosus formu çeşidi olabilir. Lactobacillus rhamnosus A ile Lactobacillus rhamnosus B'nin vücutta sağladığı sağlık faydaları bambaşka olabilir. Yani bir tanesi örneğin kadın sağlığında, vajende kadın sağlığına yönelik etki gösterirken bir tanesi beyinde etki göstererek psikobiyotik dediğimiz vücutta serotonin miktarını artırarak depresyon ruh hali üzerinde fayda sağlayabilir. Baktığınızda ikisi de Lactobacillus rhamnosus ama suç kodları farklı olması Onların vücutta gösterdiği sağlık faydalarını da farklı hale getiriyor. Ancak yine takviye alanında işte içerisinde sadece laktobasil var. Bunda laktobasil var veya Lactobacillus rhamnosus var denilip bütün sağlık faydalarından bahsedilen suçlar da olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Burada klinik çalışmalarda hep bu suç kodları üzerinden yapılan klinik çalışmalardır. Amaca göre amacınız örneğin diyarede fayda görmekse diyare ile ilgili yapılan klinik çalışmaları olan bir suç kullanmanız gerek. amacınız psikobiyotik biraz önce anlattığım gibi ruh sağlığı üzerinde mood üzerinde etkili olan bir probiyotikse o anlamda klinik çalışmaları olan bir suç içeren bir probiyotik kullanmakta fayda var. Tabi probiyotin Dünya Sağlık Örgütü tarafından konulan bazı başka kriterleri de var. Canlı, yararlı ve yeterli olması gerekir diyor bir bakteriye probiyotik denebilmesi için. Yani ne demek bu? Raf ömrünün sonuna kadar canlı olarak korunabiliyor olması lazım. 2- sizin ince bağırsağınıza kadar ulaşabiliyor ve kolonize oluyor olması lazım. 3- yeterli sayıda olması lazım. Yani bir bakteri ile ilgili yapılan klinik çalışmalar atıyorum 5 milyar sayıda yapılmış bir klinik çalışmaysa sizin ondan 5 milyar kullanıyor olmanız lazım. Bu anlamda bu gibi hususlara da dikkat etmekte fayda var. Bu klinik faydaları kontrol edebileceğinizde Türkiye probiyotik rehberi.com diye mikrobiyom derneği tarafından organize edilen bilimsel çalışmalar ışığında kanıt düzeyine göre orada hangi suç koduyla hangi alanda hangi kanıt düzeyiyle nasıl bir klinik fayda görüldüğünü kontrol edebileceğinizde bir site ülkemizde bulunuyor. Aslında birçok soru olmasına rağmen son 1-2 soruyla videoyu toparlamak istiyorum. Sorulan bir diğer soru da D vitamini 40 olan bir kişi değeri sağlıklı seviyede tutmak için nasıl bir yol izlemeli diye bir soru gelmiş. Şimdi D vitamini videomu da izlerseniz daha önce paylaştığım D vitamini videosunu da izlerseniz. Orada iki husustan söz ediyorum esasen. D vitamini yükseltirken yapılması gerekenler ve D vitaminin bir daha düşmemesi için yapılması gerekenler. Şimdi bir kişi de D vitamini eksikliği söz konusuysa eksiklikten neyi kastediyoruz? Normalde 20'nin altı kan düzeyimizin 20'nin altında olması eksiklik olarak normalde sınıflandırılırken fonksiyonel bakış açısıyla biz bunun 50 ve üzerinde olması optimal değerlerde olmasını tercih ediyoruz. Bu anlamda eğer sizde bir eksiklik söz konusuysa 2 ay boyunca günde 8-10 bin üniteye denk gelecek şekilde bir D vitamini takviyesi kullandığınızda D vitamini kolay bir şekilde yükselecektir. Ancak D vitamini yükseltmeniz bir anlam ifade etmez, kullanmayı kestiğiniz sürece D vitamini tekrardan düşmeye mahkumdur. Bu anlamda da çalışmalar bize şunu söylüyor. D vitamini 30'un altına düşmesini istiyorsanız her gün en az 2000 ünite D vitamini kullanmak gerekiyor. Ancak biz 30 istemiyoruz atıyorum 50 civarında sürekli seyretsin istiyorsak biraz daha, fazla belki 4000 5000 ünite olarak günlük idame D vitamini kullanımı gerekebilir. Bunu kolay bir şekilde şöyle de sınıflandırabiliriz. Her 10 kilo başına 1000 ünite D vitamini olacak şekilde de idame tedavi uygulayabilirsiniz. Tabii D vitamini yalnız başına kullanılması da çoğu zaman bir anlam ifade etmiyor. D vitamininin iki önemli yardımcısı var. Bunlardan bir tanesi K2 vitamini. K2 vitaminini de en az 100 mikrogram olacak şekilde her gün kullanmakta fayda var. Çünkü uzun süre K2 vitamini olmadan D vitamini kullanılırsa hem kalsiyum kemiğe işlenmez hem de kan kalsiyum değerinin yüksekliği işte böbrek taşı veya damar sertliği gibi bazı problemlere sebep olabilir. Tabi D vitamininin diğer bir yardımcısı da magnezyum. Her gün en az 200-250 mg magnezyum kullanımı da D vitamininin görevini tam anlamıyla yapabilmesi için önemli. Soruda sorulan işte D vitaminim 40 ne yapabilirim sorusunun cevabı da aslında çok düşük olmayan bir değer idame için ne yapılıyorsa aynı şekilde devam edilebilir. Belki bir tık örneğin kişi günde 3000 ile bunu sağlayabiliyorsa belki bir tık yükseltilebilir. Aslında herkes kendi idame D vitamini dozunu kendi deneyimleriyle bulması daha doğru. Kimisi her gün 4000 ünite kullanarak D vitaminini 60'ta tutabilir. Kimisi her gün 3000 t ile bunu sağlayabilir. Bu aynı zamanda kişinin kilolu olmasına göre, yaşlı veya genç olmasına göre e kişinin kronik hastalıkları olup olmamasına göre de kişinin günlük D vitamini ihtiyacı değişir. Bunu insan bir süre sonra kendi kendine tespit edebilir. Bu şekilde D vitamini idamesi de çok önemli bir husus. Son bir soruyla videoyu noktalayalım. O son soruda vertigo için alternatifler var mı Mustafa Hocam? Gıda takviyesi olarak ne önerebiliriz? Aslında vertigo dediğimiz husus çoğu zaman vitamin mineral eksiklikleriyle de karışabiliyor. Örneğin kişide farkında olunmayan bir demir eksikliği ve buna bağlı gelişen anemi söz konusu olduğunda kişi hızlı ayağa kalktığında baş dönmesi yaşayabiliyor. Veya B12 eksikliği gibi bazı sebepler de bu baş dönmesi yaratarak vertigo ile karıştırılabiliyor. Ancak gerçek anlamda vertigo kulak kristalleri ile alakalı bir husus bildiğiniz gibi. Bu anlamda bol sıvı tüketimi burada etkili ve takviye olarak da özellikle biz ginko, blobadan, ginkodan çok fayda görebiliyoruz veya çinko takviyesi de bu anlamda önemli takviyelerden bir tanesi. Kaliteli bir ginko biloba takviyesiyle bu anlamda fayda sağlanabilir. Ancak tabii ki de bu bir organik bir patoloji olabiliyor çoğu zaman. Yani kulak kristallerinin yerinden oynamasıyla meydana gelen bir problem olduğu için öncelikle KBB hekiminin muayene etmesi ve bazı manevralarla bu anlamda fayda sağlanıyor. Bu tedaviler uygulandıktan sonra bunlar ancak destek tedavilerdir. Bunun altını çizmekte fayda var. Yoksa tabii ki de vertigo sadece bir gıda takviyesiyle düzelmesi çok kolay değil bu altta yatan çoğu zaman bir organik problem oluyor. Burada da KBB hekiminin muayenesi ve vakayı ele alması oldukça önemli. Genel olarak gelen sorulara elimden geldiğince yanıt vermeye çalıştım. Aslında gelen daha birçok soru vardı ama video süresini bayağı bir uzattık. Bu soru cevap videolarını ara ara zaten devam ettirmeyi planlıyorum. Gerek bu videodan kalan ve cevaplayamadığım güzel soruları gerekse ilerleyen dönemde yine Instagram hikayelerimden sormanızı talep ettiğim soruları da elimden geldiğince gelecek videolarda da yanıtlamaya gayret göstereceğim. Beni Instagram'dan DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Yolunuz bir şekilde bu video ile kesiştiyse gıda takviyelerinin akılcı ve bilimsel kullanımıyla ilgili kafanıza takılan soruları da Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasına DM üzerinden istediğiniz zaman iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan da en kısa sürede haberdar olmuş ve kaçırmamış olursunuz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.